maalesef kriz, kaos. Yani Türkiye'de her türlü, her an her şey olabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi 24. dönem İstanbul Milletvekili Umut Orhan, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda basın mensupları ve partililerle bir araya geldi. Maalesef özellikle son 16 yıldır yaşadıklarımız hem içeride hem dışarıda o can güvenliğimiz, milletimizin bekası, ulusal güvenliğimiz gerçekten çok ciddi tehdit altında. Bunu sadece iç tehdit olarak söylemiyorum. Yani ne kadar kötü yönetildiğini söylememin bir anlamı yok. Hepimiz yaşıyoruz zaten. Hepimiz ekonomiden, demokrasiden, işte hukuk devletinden, hepimiz bundan nasibimiz alıyoruz. Türkiye'de belki Cumhuriyet tarihimizin en kötü günlerini yaşıyoruz maalesef. Parti binasında düzenlenen toplantıya CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, CHP Bolu Belediye Başkan aday adayları Erhan Beykoz ve Cahit Çıngı ile partililer katıldı. Türkiye'de ciddi bir ulusal güvenlik sorunumuz var. Türkiye'de ciddi bir milletimizin beka sorunu var. Sayılarını bilmediğimiz bir mülteci bir kere ülkemizde kontrolsüz olarak Türkiye'nin her yerinde, dört bir yanında. 3,5-4 milyon rakamdan bahsediliyor. Bu 3,5-4 milyon rakam, yani insan, tabii ki Suriye'de yaşanan olaylar bizim yüreğimizi sızlatıyor. Oradaki yaşayan insanların yaşamış oldukları dramlardan biz de çok üzgünüz. 3,5-4 milyon o insanları kontrolsüz bir şekilde Türkiye'nin içerisine sokmak aslında büyük bir sorumsuzluk. Burada bir basın açıklaması yapan Umut Orhan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Hem GAP'ın 40 yıldır özellikle son 16 yıldır nasıl ihmal edilmiş olduğunu, o bölgede işsizliğin Türkiye'nin ortalamasının 2 katına geldiğini, o bölgede yine kişi başı gelirin Türkiye ortalamasının yarısına düştüğünü gördük. Yani iş yok, aş yok. Tabii iş aş olmayınca barış da yok. Ama bununla beraber mesela GAP illerinde 1.4 milyon Suriyeli'den bahsediliyor. 1.4 milyon Suriyeli. Bunlar El-Kaide olabilir, IŞİD olabilir, El-Nusra olabilir, hiçbir ciddi bir kontrol PYD olabilir, yapılmadan içeri girmişler. Belli kamplarda yaşamıyorlar. Bazı şehirlerimiz artık mesela GAP bölgesi dedim, 14 kişiden bir kişi Suriyeli. Gaziantep'te 5 kişiden bir kişi Suriyeli. Şanlıurfa'da 4 kişiden bir kişi Suriyeli. Kilis'te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları azınlık durumunda. 130 bin Suriyeli var, 90 bin Kilisli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Suriyeliler işi o kadar artık ileri götürmüşler ki yerel seçimlere belli ilçelerde veya merkeze aday çıkarmayı bile düşünüyorlar.